Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda Çiçekli Köy'e geldik. Yanımızda Berkay var. Berkay hoş geldin abi videomuza. Elimizde görmüş olduğunuz motosiklet kaskına sağlamlık testi yapacağız. Simirna Motor Kulübü'nün motocross ve enduro parkurundayız. Doğru değil mi abi? Aynen. Berkay hem Simirna Motor Kulübü'nün sürücüsü hem de profesyonel bir yarışçı. Evet. Berkay yapacağımız ilk test bunu senin motorunun arkasına bağlayacağız abi. Sonra senin parkurda biraz dolanmanı rica edeceğiz. Evet, genel görüntü itibariyle şu dağılmış abi. Aldığı darbeleri ama herhangi bir kırık görünmüyor. Ve iç tarafı da dağılmış. Bunun içi dolu olsaydı bu muhtemelen olmayacaktı zaten. Kayalara rağmen kırılmadı arkadaşlar. Kask öyle dışarıdan basit gibi görünüyor ama muhtemelen ciddi darbeler aldı diye düşünüyoruz. İlk aşamadan başarılı geçti ve enduro parkurundan çıkıyoruz. Cross parkuruna geçiyoruz. Bir de orada bir görelim bakalım. Berkay tekrar çok eline sağlık abi. Nasıl bir maceraydı? İpin dolanma olasılığı olmasa lastiğe daha eğlenceli olabilirdi. Daha yükseklerden atlayabilmek isterdim de. Yok abi senin güvenliğin daha önemli bizim için. Abi. Kaskımız için fişi çekti demenin vakti geldi gibi görünüyor. Büyük bir delik veya yara oluşmadı. İç olduğu gibi gitti abi. Artık iç diye bir şey kalmadı. Hani benim küçük çekicim ya. Berkay şuna bir artık bir çekiçleyelim ya. Hazırsan vuruyorum abi. 3, 2, 1. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ümidimiz bu kaskın bunun ucuna takılması. Sonra Webtekno kıramadı diyorlar. Abi nasıl bir şey olmaz ya? Alo! Lan. Arkadaşlar malum bizim çekişli olmadı. Kırılmadı arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Onur ben yaparım dedi. Hadi denesin bakalım ne olacak. Nerede lan benim çakma? Yani aklınızda olsun arkadaşlar, kıramadık, ne yaptık? Yaktık. Bakalım, Lütfü sen daha iyisin bu yanma testlerinde. Ekranda bir kara delik. Bakayım, oluşmadı. Kara delik yine oluştu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama birazdan gidecekti, tecrübelerime dayanarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi kara delik yavaş yavaş kapandı ve sona erdi. Bunu niye yaktık lan? Yanma testi. (Gülüyor)
Arkadaşlar kask sağlamlık testimizin sonuna geldik artık. Kaskımız sağlam çıktı. Ramazan abim size tanıtayım arkadaşlar. Türkiye Motor Federasyonu'nun teknik ekip sorumlusu. Teknik kontrol sorumlusu. Simirli Motosiklet Kulüp Başkanlığı. Antrenörlük. Eski milli sporculuk. Çok var arkadaşlar Ramazan abi de. Şimdi abi seni niye davet ettik biliyor musun biz? Şunu bir sana emanet edeyim abi bir saniye. Abi şimdi biz buna giriştik. Ben buna çekişle vurdum. Balyozla vurdum. Hiçbir şey olmadı. İlk sorum şu. Normalde bu kaskın başına bu kadar şiddetli darbeler gelebilir mi? Çok küçük bir ihtimal de olsa çok sert darbe gelme ihtimali var. Kask alırken neye dikkat etmeliyim? Parasına mı, markasına mı, neyine? İçindeki uygunluk belgeleri E3, E5, E6 diye çizelgeler var. Çizelgeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Yani E3... Markaya, fiyata takılmamalıyız. Güzel bilgi. Markaya, fiyata takılmıyoruz arkadaşlar. E3, E5 ve E6 belgelerin olup olmadığına bakıyoruz. Evet. Kabaca bu belgeler çeşitli testlerin sonucu mu veriliyor? Kesinlikle. İçindeki testlerin sertlik derecesine göre veriliyor bunlar. Yıldızları var. Kafamız kırılacağına kask kırılsın ama kaskı da kıramadık. Aynen öyle arkadaşlar. Tabii kafa kırılacağına kask kırılsın. Şimdi biz içeriğin çıkışına gidelim abi. Tekrar teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte bir motosiklet kaskına sağlamlık testi yaptık. Videoda tercih etmiş olduğumuz kask ne çok ucuz ne çok pahalı. Tam olarak orta klasman bir kasktı. İşin açıkçası testlerden de başarılı çıktı. En son dayanamadık, yaktık. Böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abi bir daha yapmayacağım bunu ya. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.